Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön turunda oynadığı Dinamo Kiev mücadelesiyle başlayacağız programı ama transfere ve diğer takımlara dair de uzun uzun konuşacağız. Zeki Uzundurukhan hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Serdar Sarıdağ hoş geldin. Hoş bulduk. Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev deplasmanından 0 sıfırlık beraberlikle döndüğünü söyleyebiliriz ve Sarı Lacivertler için avantajlı diyebileceğimiz bir netice sanki evet. Zeki Uzundurukhan. Evet. Burada alınacak, Kadıköy'de alınacak bir galibiyet. Fenerbahçe'yi bir üst tura taşıyacak. Nasıl buldunuz Sarı Lacivertler'in performansını? Yani bu sezon başlamadan önce Avrupa arenasına çıkan takımlarımızın tartıya çıktığında hep böyle genelde olumsuz eleştiriler yapılır. Ama ben Fenerbahçe için elbette ki hiçbir takım hazır değil şu anda. Çok fazla olumsuz eleştiri yapmayacağım çünkü... Ne olursa olsun Deplasman'dan ve Lücescu'nun takımına karşı e, beraberlikle gol yemeden dönmek çok çok önemli. E, Kadıköy'de Fenerbahçe e, bu turu mutlaka geçecektir. Oyuna gelirsek, tabii ki e, çok değişiklik oldu. Kadroda hoca değişti. E, bir defa savunma kurgusu konusunda e, medya olarak e, sınıfı geçtik, bildik ama... E, Areo, işte Crespo diyenler oldu ama İsmail Yüksek'i orada oynatması bana göre bir sürpriz oldu. Ama hoca idmanlarda da e, maçlarda da hep iyi olduğundan bahsediyordu muhabir arkadaşlarımız. Biz de görüyorduk sonuçta. E, yani çift önlü bravoloji sistemde gerçi hoca 4-4-2 oynadı ama e, Areo çok e, savunmanın göbeğine gelirken e, İsmail Yüksek öne, öne doğru gitti. Yani e, hücuma katkı vermeye çalıştı. Ee, ama e, yani hocanın hücum bölgesindeki santrifor e, ya da forvet seçiminde ben Serdar Dursun'u beklerdim. Fenerbahçe ilk yarıda evet pozisyonlar buldu. Valencia'nın bir alışkanlığı var. İyi futbolcu. E, iştenlikle oynuyor ama çok fazla kendini yaratmaya, çok fazla faal almaya çalıştığı için pozisyonunu kaybedebiliyor. Fenerbahçe zaman zaman süratli oynadı. Süratli yani Jorge Jesus'un o Benfica'daki, Flamengo'daki o kupaları kazandığı yıllara, şampiyonlukları kazandığı yıllara bakarsak süratli oynayan bir takımdı. Fenerbahçe eee süratli oynamaya çalıştı. Ferdi Katoğlu bana göre maçın en iyisiydi. Evet savunma yönü zayıf bir oyuncu ama hücuma katkısı çok fazla. Çok daha iyi olacaktır. hoca'yı tabi elbette ki eleştiremeyiz. Hala takım üzerinde ideal 11'i bulmaya çalışıyor. E, ...farklı kadrolara mutlaka maçtan sonra demiştir... ...şu oyuncu yerine şunu oynatsaydım... ...ama sonuçta maçın son bölümünde 5 hücumcu ile birlikte oynadı... ...ama gol gelmedi... E, ...ama şunu gördük ki... E, ...yani Dinamo Kiev evet... ...iki yabancı dışında hep Ukraynalı oyuncularla oluşan bir takım... E, lig oynanmıyor ama çok fazla hazırlık maçı yaptı... ...birlikte oynama alışkanlığı olan bir takım... E, ...bu takıma karşı... E, ...kalesinde şut görmeden... Evet, pozisyonları belki vardı ama değerlendiremediler. Fenerbahçe'nin zaaf olarak şunu görebilirim: öne çıkışları iyi ama dediğim gibi o ön libero ön libero konusunda Arao, İsmail konusunda zaman zaman bir bütünlük kayboldu Dediğim gibi biri savunmaya çok fazla yaslanırken biri öne doğru çıktı. Yani savunma arkasına atılan toplarda Fenerbahçe sıkıntı yaşadı. Zaten sıkıntı yaşayacağını biliyorduk ama Luchescu'nun takımının çok fazla sert oynaması, çok faulle oynaması da Fenerbahçe'yi biraz yıldırdı, oyundan düşürdü. Ama böyle iki ayaklı maçlarda özellikle deplasmanda kaybetmeyeceksin, gol yemeyeceksin. Fenerbahçe bunu başardı. Fenerbahçe turu geçer. E ama dediğim gibi çok fazla eleştirmek doğru değil. Çünkü takımların hiçbiri daha hazır değil. Önemli olan e, turu getirecek skoru almakta Bunu da başardı Fenerbahçe. Dün de konuştuk karşılaşmayı. 0-0'lık bir sonucun bile gayet yeterli olabileceğini aslında söylemiştik. Bunun üstünde durmuştuk. Senin de düşüncen bu yöndeydi. E, nasıl buldun sonucu? Yani normal şartlarda hazır bir Fenerbahçe olsa tabii ki 0-0 skorun daha iyisini alması gerekirdi derdik. Ama Zeki de dediği gibi hazır olmayan bir Fenerbahçe'nin e, Dinamo Kiev Deplasman. Gerçekten deplasman. Sonuçta Polonya'ya gidiyorsunuz. Bir seyahat yapıyorsunuz. Ee, oradan gol yemeden puansız e, 0 sıfır dönmek e, bir avantaj. Ciddi bir avantaj. E, Kadıköy'de zaten atmosferi düşünemiyoruz. E, o atmosfer karşısında e, zaten oyuna bir sıfır önde başlıyor Fenerbahçe seyirci desteği nedeniyle. iyi bir skor. Ha Bir sıfırla gelseydi tabii ki daha iyi bir skor. Olabilir mi de Olabilirdi. Öyle pozisyonlar da boğuldu. E, ama sonuç itibariyle karşısındaki takım çok böyle 8 aydır resmi maçı olmayan, sürekli hazırlık maçları oynayan bir takımdan bahsediyoruz. Biraz da sertliği oradan geliyor. Yani faulli oynamasının nedeni de bundan dolayı. Belki Rusya-Ukrayna durum olmasaydı Dinamo Kiev dünkü maçı almış olma ihtimali yüksekti. Onların takvimine bakarak söylüyorum. Öyle bir, böyle bir savaş olmasaydı. Çünkü gerçek şu. Fenerbahçe şey, henüz daha %100 seviyede hazır değil. Belki yeni transferleri de gelecek. Belki çok daha farklı bir 11 göreceğiz ligde. Hı. O nedenle böylesine bir e, seyahatten 0-0 gibi bir skorla dönmek bence ciddi bir avantaj. En azından Dinamo Kiev'in Fenerbahçe karşısında neler yapabileceğini görmüş olan bir Cezus da bir dahaki maçın e, şifrelerini de şimdiden bulur diye düşünüyorum. Ee, bir yandan da Zeki Uzun Durukan Fenerbahçe belki 0-0'lık beraberlikle döndü ama bilmiyorum katılır mısınız? Bence bir sezon önü maçı için, sezonun ilk resmi maçı için Savunma anlamında e, rakibine çok fazla fırsat tanımadı sarı Civertliler. Bu da herhalde Fenerbahçe için en büyük artılardan biri oldu. E, elbette ki. Savunma da Fenerbahçe iyiydi. Zaten e, hoca da, orkaj Jesus de özetledi. Yani biz oyunun hücum yönünde zayıftık ama savunma yönünde iyiydik. Pozisyon dahi vermedik. Kalemize şut dahi çektirmedik dedi. Evet, avuta giden şutları vardı ama e, burada... Ee, Serdar Aziz ile ilgili bir risk varmış. Yani Hafta boyu e, bir kasığında sakatlık varmış. Maçı tamamlayamayacağını bildiğimiz için zaten son anda pelkası çıkarıp Tisserant'ı kadroya eklemişlerdi. Evet. Bana göre Tisserant oyuna girdikten sonra baktığımda e, Zalaiden'de, e, Serdar Aziz'den de bir eksik tarafı yok. Oyuncu hazırmış. Yani Fenerbahçe e, dediğim gibi Lemos, Kolkur, Tisserant o 3 e, atıl duruma getirilen stoperlerin, için, stoperlerin içinde en iyisi Tisserant'tı. Dün de sırıtmadı. O iyi oynadı. Ee, yani evet en son e, resmi maçını Mart ayında yapmıştı e, Dynamo Kiev. Ondan beri liglere oynanmıyor. E, sert oynayan, fizikli bir takım. 30 fual yapmışlar. E, hakem de sertliğe prim tanıdı ama Fenerbahçe kaliteli bir takım. Ama birlikte oynama alışkanlığı yok. Mesela Joshua King hiç hazır değil. Ayakta e, durmakta bile zaman zaman zorlandı ikili mücadelelerde. <laughs> e, yani orada belki oyuncu bir an önce kazanmak, lige hazır e, duruma getirebilmek için de oynatmış olabilir hoca. E, o tartışılabilir. Hani gelir gelmez bu oyunculara oynatılması doğru mu diye. Ara hırslı bir oyuncu. E, onun da tabii ki bir uyum problemi var ama e, son derece yararlı bir oyuncu. E, savunmanın önünde zaman zaman iki kritik müdahalesi de var bu arada o müdahalesi yapmasaydı belki de e, gol bile bulabilirdi e, Dinamo Kiev orada da başarılı dediğimiz gibi Jastrubin ki çok e, hazır görmedim bunun dışında Valencia işte e, başlamak ne kadar doğruydu Valencia'nın ligde de bir alışkanlığı var beğenmediğim bir alışkanlığı e, İyi bir oyuncu iyi bir forvet ama ama e, faal almaya çalışıp pozisyonunu kaybediyor çok fazla yerde kalıyor ayakta kalması lazım o pozisyonlarda. İrfan Can Kahveci e, o şut attığı pozisyonda e, Joshua King'e çarpmasaydı top gol olabilirdi ama daha güzel bir vuruş yapabilirdi. O da hazır değil. Ya yani takım olarak hazır değilsin. Çünkü bu normal e, yaz kampı hazırlık maçları yapıyorsun ama e, ilk defa bir resmi maça çıkıyorsun. Bu önemli bir maç evet. ve Şampiyonlar Ligi önelemesi oynuyorsun. Lutescu'ya karşı oynuyorsun. Lutescu bizim Türk takımlarına karşı çok böyle e, e, Kilitler oyunu ve e, baktığında sonuçta yine öyle yapmaya çalıştı. Geçen yıl Benfica ile oynadığı maçlarda hatırlayın e, Jorge Jesus Benfica'daki e, Portekiz'deki maçı 2-0 kazanıp e, Ukrayna'da berabere kalıp e, üst tura çıkmıştı e, orada e, Benfica ile. Yine baktığında yine yenilmedi e, Dinamo Kiev'e. Ki o Dinamo Kiev daha iyi bir Dinamo Kiev'di ama Benfica ile oynamıştı. Şu anda Fenerbahçe'nin de bir kadrosu, kadro kalitesi olarak da iyi. Kadıköy'de mutlaka e, turu geçecektir. Ama dediğim gibi rehavete asla kapılmaması lazım Fenerbahçe'nin ne olursa olsun Dinamo Kiev tehlikeli bir takım, Avrupa tecrübesi olan bir takım. En önemlisi de Luchescu hep zorluk çıkarmıştır bize. E, yine zorluk çıkarabilir ama Fenerbahçe dün şunu gösterdi, bu turu ben geçeceğim dedi. Onun da sinyallerini verdi.